Arkadaşlar hepinize merhaba. Ben Berkay. Bugünkü videomda sizlere arkadaşlar 2020'de YouTuber olacağım 6. bölümüne hoş geldiniz. Geçen videomda 5. bölümünü anlattım. Bunda ne yaptık? Hemen hatırlayalım. Tekrardan açıklamamızı etiket olaraktan koyduk. Etiket bölümüne etiket yani ne koyacağımızı sizlere anlattım. Başlık olaraktan ne yapacağımızı anlattım. Ve zaten hepsini de açık bıraktım ben sizlere. Tekrardan anlatıyorum. Burada arkadaşlar geçen bölümde yine dediğim gibi bitiş ekranı kartları sizlere tekrardan anlattım ve küçük resmini anlattım. Bu geçen videomuzda bu kadardı. Şimdi bu videomuzda arkadaşlar ne yapacağız? Zaten bu diğer seçenekler neymiş falan hepsini arkadaşlar kanalımda bulabilirsiniz. Birinci bölümden altıncı bölümüne kadar izleyebilirsiniz. Bu zaten seri olarak devamını gelecek. Şimdi arkadaşlar bu bölümde ne yapacağız? Bu bölümde arkadaşlar videomuzu atmadan önce müzik koymayı, düzenlemeyi nasıl yapabiliriz? Uygulamasız, programsız. Şimdi arkadaşlar şöyle yapabiliriz. YouTube'a attık videomuzu. Burada düzenleyici var. Düzenleyici tıkladık. Düzenleyici tıkladıktan sonra burada diyor ki tek bir yerde videonuzu düzenleyebilir, bitiş ekranı ekleyebilir ve diğer işlemleri yapabilirsiniz diyor. Direkt başlaya tıklayarak arkadaşlar zaten videomuz karşımıza geliyor. Buradan istersek videoyu ileri veya geri sarabiliriz. Herhangi bir şey size kalmış. Şimdi buradan arkadaşlar istersek videoyu kırıp atabiliriz. Mesela kırıp tuşuna basarak şuradan mesela ne kadar kırpmak istiyorsun diyerekten seçebiliyoruz. Şöyle ki mesela baştan şöyle sondan getiriyorum. Bir saniye yanlış oldu bu. Mesela başın şu kadarını sileceğim, kırpacağım diyorsanız bu şekildedir. İstersek bunu yapabiliriz. Şu an ben yapmıyorum böyle bir şey. Şimdi iptal de tuşuna basayım. Burada başka ne yapabiliriz? Hemen sizlerden bahsedeyim. Müzik ekleyebiliriz arkadaşlar. Şimdi biliyorsunuz ki YouTube'da arkadaşlar videonuzun için attığınız müzikler genellikle telif hakkı olduğu için sizler de bu telif hakkı almamaktan dolayı yani videonuzun geri silinmemesini istiyorsanız telif hakkı yüzünden o zaman ne yapacağız? Bu arada arkadaşlar benim bir videom 23.000 izlenmişti. O videom telif hakkı yüzünden yani bir tane video anlatmıştım size tanıtmıştım videonun içine video tanıttım o video tanıttığım videoda silindi silinince de benim kanal direkt benim videoyu da sildi onun için de çok üzüldüm 23.000 izlenme ve gerçekten beğenilmişti daha da artıyordu izlenmeler hayırlısı olsun yapacak bir şey yok. İnşallah ilerleyen zamanlarda böyle bir sıkıntı bir daha karşımıza gelmez. Şimdi neyse konumuza geri dönersek. Videonun içine şarkımızı, telifsiz şarkımızı nasıl atabiliriz? YouTube'un kendi istersek şarkıları mevcut. Buradan istersek arayabiliriz. YouTube'daki videoların içinden arayabiliriz. Mesela Hobip. Buradan dinleyebiliyoruz. Nereye atacağımıza da karar verebiliriz. Mesela şöyle ki bir saniye hip hop ekle dedik. Hop hip pardon. Ekledik. Şimdi burada arkadaşlar şarkının ne kadar geleceğini karar verebiliriz. Bir saniye. Yani nereden başlayıp nerede bitmesini istememiz size kalmış. Mesela 3 dakikada başlayıp zaten şarkı 2 dakika 5 dakikaya kadar 4.36 dakikasına kadar ve 2.59'dan başlayıp 4.36'ya kadar bitsin diye isteyebiliriz. Bunu arkadaşlar yükseltebiliyor muyuz? Ayarlarını mix seviyesini arttırıp kısabiliriz. İstersek 3 noktaya basaraktan kaldırabiliriz. Kaldır diyorum ben. Bu şekilde bunu da yapabiliyoruz. Ve üçüncü olarak arkadaşlar yüz bulanıklaştırma. Özel bulanıklaştırma. Şimdi bu arkadaşlar mesela yüzünüzü çektiyseniz yani bandı fake cam mıydı acaba? İsmini unutuyorum hep onu. Sanırım oydu. Yani yüzünüzü videonun içinde mevcutsa onu bulanıklaştırabilirsiniz. Buradan yine onun da ayarını yapabilirsiniz. Şu anda yok bende onun için. Neyi bulanıklaştıracağız? Alttaki de arkadaşlar öğe ekle, kanal, abone ol, oynatma listesi, video veya şablon uygulayabiliriz.
Camdan uygulaya basarsak arkadaşlar şöyle bir şey. Mesela bir video bir abone ekleme tuşuna basarak sonda arkadaşlar yine dediğimiz gibi abone olma kartı çıkıyor ve istersek video varsa başka kanalımızda o da en sonunda veya nerede isterseniz orada da istersek bir reklamımızı yapabiliyoruz. Burası bu kadardı arkadaşlar. Videomuz kaç dakika olmuş? 5 dakika daha var. Şimdi arkadaşlar burada analistik var. Analistik arkadaşlar neyse bunu sonra anlatayım ben sizlere. Çünkü bura biraz uzun. Bu arada arkadaşlar şimdi videonuzun altına istersek alt yazı ekleyebiliyoruz. Alt yazı eklersek ne olur, ne olmaz? Alt yazı eklersek arkadaşlar şöyle bir şey faydası var. Mesela alt yazı eklemenin bir avantajı var. Şöyle ki engelli kardeşlerimiz, abilerimiz oradan okuyabilir. Bu avantajı var. İkinci avantajı da arkadaşlar videonuz birazcık daha fazla da izlenebilir. Şimdi bunun sebebi niye? Alt yazı olduğundan dolayı mesela alta yabancı bir alt yazı eklersiniz. Üstüne hemen bir tane konuştuğunuz şekilde alt yazı eklerseniz hem yabancılar da izlemiş olur hem yine dediğim gibi engelli kardeşlerimiz, abilerimiz, ablalarımız da alt yazı okuyaraktan artık videoyu seyredebilir. Bu arada öyle bir kişi varsa da çok geçmiş olsun diyelim. Bu şekilde de alt yazı ekleyebiliriz. Peki nasıl yapacağız? Dil ekle var. Dil ekle basarsak buradan arkadaşlar ilk önce dil ekle bölümünden mesela bir saniye Türkçe zaten bizde aktif. Diyor ki topluluk katkıları. Bu video için kapalı, bu video için açık. Bunu ha bu şey işte alt yazı için. Alt yazı ekle tuşuna basıyorum. Bak burada zaten videonuz çıkıyor. Bana ekle tuşuna basıyorum. Ve burada arkadaşlar direkt geliyor. Şimdi bu alt yazı nasıl ekleniyor? Hemen sizlere bahsedeyim. Otomatik şu anda yok. Otomatik. Kendi yazma yok. Yeni alt yazı oluşturduğunda da şöyle bir şey var. Kendiniz yazıyorsunuz elinizde şu anda. Biraz internetimiz yavaş onun için kusura bakmayın. Heh, mesela alt yazıyı buraya yazın ve ardından Enter tuşuna basın. Şimdi merhaba bir saniye. Merhaba arkadaşlar. Bakın alt yazıda da çıkıyor. Bu şekilde ekleyerek mesela bu dakikasında başlangıçta bu. Tek tek bunu yapıyorsunuz videonun sonuna kadar. Bu şekilde de bu işlemi bitireceksiniz ve değişiklikleri kaydedeceksiniz. Bu da bu şekildeydi arkadaşlar. Alt yazı ekleme. Bugünlük videomuz bu kadar arkadaşlar. Fazla da uzatmayalım videomuzu. Diyeceklerim bu kadar. İlerleyen videolarımızı zaten artık videoyu paylaşma vesaire sizlerle beraber yapacağız bu işlemleri de. Bugünlük video bu kadar dediğim gibi. Kanalıma abone olarak ve videoyu beğenerek bana destek çıkarsanız sevinirim. İyi günler dilerim. Dediğim gibi destek çıkmayı unutmayalım. Bu arada arkadaşlar yorumlarınızı okuyorum. Yorumlarınızı lütfen eksik etmeyin. İyi günler.